ediyorum. Milli Merkez Ankara temsilcisi, aynı zamanda yürütme kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Sağ olun, selamlar arkadaşlar. İzin verirseniz ben Gençlik Bayramı Atatürk Çubuklar çocuklarımı da getirmek istiyorum yanıma. Hemen gelsinler, buyurun. Kızım gel. Kızım var, bir de oğlum var. Gel oğlunuzu da alalım. Oğlum Cem, kızım İlkem. Bunlar da Atatürk gençliği. Gel sen. Sen de benim yanıma gel. Halil amcanın yanına, Halil abinin yanına. Şöyle ya gençlerin bayraklarıyla, abisi pardon. Rica ederim. Evet, geldiniz, ailecek geldiniz. Tabii. Ne gördünüz, söylenecek ne var? Valla, şimdi Atatürk'le birleşmek dışında Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının başka bir seçeneği kalmamıştır. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum öncelikle. Sağ sol demeden, parti ayrımı gözetmeden Atatürkçülerin milli merkezle birleşmesi lazım. Biz niye milli merkez dedik, niye partiler üstüyüz dedik? Parti ayrımı, şahsi kibirler, şahsi duruşlar olmasın. Ortak milli bir tavır sergileyelim diye. Buradan bütün Atatürkçülere, siyasal partilere, muhalefete sesleniyorum. Atatürkçülük hiçbir partinin tekelinde değildir. Hiçbir parti ben ayrı toplantı düzenliyorum diyemez derse böyle fiyaskoyla sonuçlanır. Birilerine sesleniyorum. Atatürkçülük hiçbir partinin, hiçbir derneğin, hiçbir şahsın ya da kurumun tekelinde değildir, olamaz. Hepimiz Atatürkçüyüz. Sağ sol demeden, parti ayrımı gözetmeden, vatan mevzu bahisse gerisi teferruattır anlayışı içinde bir araya gelmeliyiz. Yani Atatürkçülük Türk milletinin tekelindedir. Türk milletidir. Tabii. Atatürk Samsun'a çıktığı zaman kimseyi ayırmamış. Alevi, Sünni ayırmamış. Kim vatanseverse, kim demokrasi. Ayrıca Atatürk sosyal demokrat ya da sosyalistim dememiştir. Atatürk liberalim ya da muhafazakarım dememiştir. Atatürk büyük bir vatansever, büyük bir Türk milliyetçisi, büyük bir devrimcidir. Onun ilkeleri ve kurduğu cumhuriyetin değerleri bize yetmelidir, yetecektir. Ben buradan tüm Atatürkçülere, cumhuriyetçilere sesleniyorum. İstiklal Marşı. Hayır, hep beraber söyleyelim. İstiklal Marşı için dikkat. Biz devam edelim. Evet. Şimdi Atatürk'le birleşiyoruz ve birleşe birleşe kazanacağız. Az önce söyledim. Sağ sol parti ayrım yapanlar, Soros solcularından milletvekili umanlar Atatürkçüleri bölemezler. Bölmesinler, ayıp ediyorlar. Ben önemliyim, ben cumhuriyetçiyim, ben Atatürkçüyüm. Eyvallah, ama gel Atatürk'le birleşe katıl. Şu gençlerin, şu ADD'li gençlerin, şu TG'li gençlerin coşkusuna katıl. Atatürk ne demiş? Bir sözümle medyaya. Gençler, ümidim sizdedir demiş. Gerçekten de Atatürk Türkiye'yi ve geleceğini, cumhuriyeti bu
işbirlikçi, Amerikancı, yandaş medyaya değil gençlere emanet etmiş. Ben TGB'li gençlerimizi, ADD'li gençlerimizi, buraya akın akın gelen yaşlı genç, gönlü, ruhu genç Atatürkçülerimizi, tüm gençlerimizi yürekten kutluyorum. Bugün Ankara'nın Sıhhiye Meydanı'nda büyük bir demokratik ve hukuki meşruiyet ve olgunluk içinde Atatürk ve Türk bayraklarıyla binler değil, on binler, yüz binler akıyor buraya. Ulusal kanala teşekkür ediyoruz. Efendim ben yoldan zor geldim. Yani kitanını, yani yol açıldı, mul açıldı, öyle zor gelebildim. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Salonlara sığmıyoruz. Artık alanlara iniyoruz. Demokrasi ve hukuk kuralları içinde işbirlikçi AKP iktidarını, gerici ve bölücü kalkışmayı yeneceğiz. 1919'da Büyük Atatürk Samsun'a çıktığında o günden başlayarak bugüne kadar tam 25 tane bölücü Kürtçülerin ve yobaz ve gericilerin ortaklaşa isyanı olmuş. Türk milleti hepsini Allah'a şükür bunların üstesinden gelmiş. Bu 26. bölücü ve Kürtçü isyanıdır. Sözde bir demokrasi maskesiyle, sözde bir insan hakları yalanıyla, içi boşaltılmış bir demokrasiyle Türk milletini yıkacaklar. Atatürk Cumhuriyet'ten ayrı bir şey değildir. Önce milli devletimiz, Atatürk Cumhuriyetimiz ayakta kalacak. İçi boşaltılmış bir yalan bir demokrasi söylemiyle demokrasi adına cumhuriyet yıkılamaz. Cumhuriyet ve demokrasi birbirinden ayrılamaz çünkü. Buradan sesleniyorum. Türk devleti ayakta kalacak, Türk milleti birlik ve beraberliğini koruyacaktır. Bakın bugün bu ülkenin başbakanı kaçıncı milli bayramdır Ankara'da yok. Atatürk'ün üzerine gidemiyor, çıkamıyor. Efendim, zaten gidemez de. Bir şey soracağım. Başbakan Amerika gezisini 2 gün uzatmış. Evet. Mazeret izni siz mi verdiniz? Vallahi mazeret izni herhalde Washington'dan aldı. Atatürk Samsun'a çıkmış. Tayyip Erdoğan da Washington'a çıkıyor. Atatürk Samsun'a gidiyor vatanı kurtarayım diye. Tayyip Erdoğan da Washington'a gidiyor. Geçen yazıklar olsun. 29 Ekim'de ayıplıyorum, kınıyorum. 29 Ekim'de de Brunei Sultanlığı'na gitmişti. Bir sefer, gelecek sefer de Katar'a gelmesin. Biz Tayyip Erdoğan'ı ve Atatürk Cumhuriyeti'ne, laikliğe, milli devlete aykırı politikaları destekleyen, güden kimseyi istemiyoruz burada. Biz Atatürkçüyüm diyen, milliciyim diyen, vatanseverim, demokratım diyenleri bekliyoruz. Bir sözümle Atatürkçülere tekrar bölünmeyin ve birleşin diyoruz. Bunun ilacı milli merkezdir. Partiler üstü, sağ sol demeden bir araya geldik. Efendim ben Atatürkçüyüm, benim partim ayrı toplantı yapacak. Hayır, bak senin partinin yaptığı toplantıya kimse gitmiyor. Yüz binler buraya geliyor, çok ayıp ediyorlar. Soros solcuları, aklınızı başınıza alın. Taban altınızdan kayıyor. NATO milliyetçileri, aklınızı başınıza alın. Atatürk milliyetçileri geliyor. Atatürk'le birleşiyoruz, milli merkezle birleşiyoruz. Bugün muhalefetteki, parlamento içinde veya dışındaki hiçbir parti tek başına Atatürk'ü temsil etme yeteneğine sahip değildir. Bakın, benim partim dahil olmak üzere. Hepimiz birleşeceğiz. Tek başına milliyetçiliği de, tabii, tek başına... Tabii, sağ sol demeden. Bak, biz bir araya geldik, Tayyip Erdoğan nasıl sinirlendi? 9. Cumhurbaşkanımıza hakaret edecek kadar kendini kaybetti. Ama çok kötü bir hakaret. Sayın Demirel'e çok tarihe geçen siyasi olarak da 90 yaşına gelmiş adetlerimize, örf adet tabii efendim 90 yaşına gelmiş başbakanlıklar, cumhurbaşkanlığı yapmış bir büyük devlet adamına hakaret etmek, koyun demek ancak Tayyip Erdoğan'a yakışır. Ancak o kafadaki, bir de bunlar örf derler, adet derler, muhafazakarlık derler, inanmayın. Hepsinin içi boş. Bunlar Allah ile aldatan, din ile siyaset ve ticaret yapan bir işsiz marşı zihniyettir. Atatürkçüler, gelin vatanınıza, milletinize karşı olan bu büyük hain ve fitne fesat hareketine karşı demokratik milli birlik gösterin. Atatürk'le birleşin. Şu pırıl pırıl gençlerin geleceğine sahip çıkın. Vatan bize emanettir. Anayasal kurumların başındaki askeri, yargısı hepsi AKP'nin yandaşı olsun. Medya AKP'nin borazanı olsun. Atatürk gençliği bize yeter. Atatürk milliyetçiliği bize yeter. Onun için Atatürk'le birleşik diyoruz. Gelin hep beraber ayağa kalkalım. Şu coşku, inanın benim tüylerim diken diken ediyor. Ben şunu anlıyorum bunları görünce. Bu topraklarda Mustafa Kemaller tükenmez. Bu topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Benim söylediğim budur. Onun için herkes rahat olsun ama herkes vatana, millete, cumhuriyete, demokrasi ve hukuka sahip çıksın. Bak bizler bayraklarla yürüdükçe bunlar Washington'a kaçıyorlar. Yarın Katar'a kaçarlar. Nereye giderlerse gitsinler. Burası Türkiye Türklerindir. Sağ sol demeden, köken mezhep ayırmadan, Alevi Sünni demeden hep beraber Türk milletinindir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milletindir. Ne mutlu Türk'üm diyene
Yaşasın Atatürk Cumhuriyeti diyorum sevgili Halil'cim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir iki kelime de Sincan'da, Hastal'da, Sivri'de yatan yurtseverler için. Şimdi bakın, bugün bu ülkenin aydınlarını, siyasi parti liderlerini, Sayın Periçe'yi evladıyla birlikte hapse attılar. Günahtır. Bu ülkenin milletvekilleri hapiste, bu ülkenin kahraman askerleri hapiste, gazetecileri, yazarları, pırıl pırıl insanlar hapiste, düzmece belgelerle, F tipi cemaat görünümlü çetenin Amerika ile yaptığı işbirliği sonucunda hapisteler. Ama Amerika ne yaptı biliyor musun? 300-500 tane vatanseveri, aydını, askeri hapse atarsam Türkleri korkuturum zannetti. Bunları bakın, çılgın Türkler burada. Türkler ne yaptı? Aydınlık gazetesini kurdu. Başka ne yaptı? Milli merkezi kurdu. Yaşlısı genci, Hüsamettin Cindoruk'undan Ali Topuzuna, İşçi Partisi'nden Doğru Yol Partisi'ne, MHP'lisi, CHP'lisi. Bir araya geldik, Atatürk'le birleştik. En çok korktuğu oluyor. Bugün Amerika komünizmden korkmuyor, şeriattan korkmuyor, faşizmden korkmuyor. Bugün Amerika Türk milletinin, şu çılgın Türklerinin Atatürk'le birleşerek vatanlarına, milletlerine, namuslarına, sınırlarına, bayraklarına sahip çıkmasından korkuyor. Onun için yaşasın Cumhuriyet diyorum. Hastal'da, Silivri'de haksız tutulan insanlara iadeyi muhakeme yapılacaktır. İadeye itibar yapılacaktır. Özel yetkili mahkeme kararları yırtıp atılacaktır. Ve bu tezgahı kuranlar mutlaka Türk milletine hukuk önünde, kanun önünde hesap verecektir. Türk milleti yakanızı yapışacak. O zaman bazıları Katar'a kaçabilir ama kaçamayan işbirlikçiler, anayasal görevini yerine getiremeyen anayasal kurumların başındakiler, hepiniz hesap vereceksiniz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.